Geçen hafta Milliyet Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Kanserojen etkili bir tarım ilacı Türkiye'de hala satışta. İsmi glifosat. Glifosat'ın zaten firması milyarlarca dolar tazminat ödemiş olan karanlık bir firma. Bunun yanında ek olarak özellikle glifosat kimyasal ilaç olarak zaten Vietnam'da ilk defa denenmiş. Sonradan tarım ilacı olarak kullanılmaya başlamış. Sadece kanserojen etkileri yok, aynı zamanda kalp, karaciğer, böbrek, dikkat eksikliği, Alzheimer ve otizmle de ilgilendirilmiş bir madde. Ve ne oluyor sonuçta? 2016 yılında bir grup avukat karar veriyor, mahkemeye başvuruyorlar. Ziraat Mühendisleri Odası ve aynı zamanda üniversitelerden yasaklansın raporları geliyor. Fakat bir mahkeme kabul ediyor, öbür mahkeme reddediyor. Üst mahkemelere gidiyor ve sonuçta Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve Anayasa Mahkemesi de reddediyor. Ve 4 seneden beri bu dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Yani bir kansere sebep olduğu şüpheli olan bir ilacın yasaklanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını bekliyoruz.